Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir gündem videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere Testo Taylan'ın yayınlamış olduğu Ev Gezmesi serisi epey ilgi görüyor ve YouTube'a her attığında milyonlarca izlenmeye ulaşıyor. Bu serinin bir videosunda Testo Taylan bilgi adam Reis Babba'nın evine gidiyor ve bu videoda fazlasıyla izleniyor. Sonrasında haliyle o videodan pek çok kesit TikTok'a düşüyor. Yine aynı şekilde bilgi adamın bazı videolarından bazı sözleri bazı kesitleri de TikTok'ta fazlasıyla viral oluyor. Peki sonra ne oluyor? Bu balon patlıyor. Diyor. Bugün bu videoda bilgi adam hakkında ortaya atılan iddiaları, tırnak içerisindeki ifşaları konuşacağız. Fakat öncesinde bu tarz gündemle alakalı videoların daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim hem de bizim tarzımızla. Evet hiç bilmeyenler eminim ki aranızda vardır. Çünkü bu olay patlak verene kadar ben de bilgi adam hakkında herhangi bir bilgiye sahip değildim. Arkadaşlar bilgi adam dediğimiz kişi kişisel YouTube kanalından hem gündemdeki olayları hem hayatından hikayeleri insanlarla paylaşan bir insan. Kendisinin izlenmeleri de normalde öyle çok fazla değil. 8000-9000 bin, bin izlenen bir insan. Bu yüzden herkesin bildiği bir hesap değil. Fakat kendine has bir kitlesini de zamanla oluşturmuş. Özellikle ilk başta bahsettiğim gibi Testo Taylan'ın videosundan sonra ise hesabı bir aile ilgi görmüş. Peki bugün bana bu bu videoyu çektiren veya bir iki gündür sosyal medyanın gündemini meşgul etmesini sağlayan bu ifşalarda neler var bunları konuşalım. Şunu peşinen söyleyeyim. ilgili iddia ile beraber kendisinin cevap videosunda o iddiaya ne cevap verdiğini de söyleyeceğim ve sonrasında kendi düşüncemi belirteceğim. Yani sadece iddiayı paylaşıp geçmeyeceğim. Şimdi sırasıyla gidelim. İlk olarak Atatürk mevzusundan başlamak istiyorum. Ortaya çıkan ifşalarda kendisinin 2016-2017 yıllarında Atatürk'le alakalı olarak paylaştığı bazı şeyler Twitter'a düştü. Bu paylaşımlar da kendisinin Atatürk'ü çok sevmediği alenen ortada. Hatta çok çirkin ithamları da var. Fakat cevap videosunda kendisi şunu söylüyor: Ya hanginiz Atatürk'ü benim kadar savundunuz? Ben Atatürk'ün nasıl bir adam olduğunu çok iyi bilirim. Öyle adamdır, böyle adamdır. Ben en çok savunurum. Kaç tane videomda övdüm vesaire vesaire. Buradan bu konuda çok ağır bir eleştiri yapmak istemiyorum çünkü zamanında sevmiyor olabilir, şu an seviyor olabilir. Zamanında yanlış düşünüyor olabilir, şu an doğruyu bulmuş olabilir. Buraya okeyim. Fakat fake. De deme baba. Montaj deme. Çünkü 2016-2017 yılında senin hakkında zaten bu konularda yapılmış paylaşımlar var. 2016-2017'de millet senin adına neden fake paylaşım yapsın? Bunu hesap sahte diyorsan diye söylüyorum. Yok diyorsan ki günümüzde şu an ortaya çıkan bu görüntüler fake ve tarih olarak 2016 yazmışlar veya 2016'daki bir paylaşımı değiştirmişler. O tarihlerde insanlar bir yerlerinden uydurup niye senin hakkında bu tarz entry'ler, bu tarz paylaşımlar girsinler. Yani bu fake olayını komple geçelim. Sen o kısımda alenen yalan söylüyorsun. Ama şunu tekrardan söylüyorum. Düşüncelerin değişmiş olabilir. Zamanında belli ki Atatürk hakkında çok pozitif düşünmüyorken şu anda pozitif düşündüğünü iddia ediyorsun. Bundan dolayı seni suçlamıyorum, sana kızmıyorum. Ben Atatürk'ü seven bir gencim benle aynı düşünceye gelmiş olabilirsin. Bu da benim hoşuma gider. Buradan sana vurmuyorum. Fakat şunu tekrardan söylüyorum. O görüntülere fake diyerek cevap videomda yalan söylüyorsun. İkinci konu. ikinci konu hassas bir konu. İkinci konu şu. Cevap videosundan yola çıkarak anlatacağım olayı. Çok kısa bir kesitte koyacağım. Olmuşa bir kız bindi. Ya, ya 13 ya 14 yaşında ya var ya yok. Ama kızı gör. Yani 13 yaşında değil mi? Şu anda insanlar bana mesela çocuk gelir. Zannedersiniz ki mesela bir tane çocuk. Kızı bir gör abi yoluzu. Brothers building'un task gibi çıkmış arkadan verelere. Göğüs desem for abi uçmuş düzey gibi yarısı dışarıda. Yani dersin 30 yaşında. Bu bilgi adam bir gün dolmuşa biniyor ve bilgi adamın bindiği dolmuşa o dolmuştayken 13-14 yaşlarında kendi tabiriyle söylüyorum bir küçük kız çocuğu biniyor. Kendisinin iddiasına göre küçük kız çocuğu inanılmaz derecede açık giyinmiş ve yine kendisinin tabiriyle özür dileyerek bu iğrençliği söylüyorum. Arkadan vurdura vurdura arkayı büyütmüş. Aşağılık bir adamsın. Gerçekten aşağılık bir adamsın. Bak senin hakkındaki düşüncelerimi videonun en sonunda söyleyeceğim ama aşağılık bir adamsın. Cevap videosunda da diyor ki böyle şeyler sizin karşınıza gelmiyor mu? İşte geliyor. Çok açık giyiniyorlar. Öyle oluyor. Böyle oluyor. Bu arada ilgili videoda şey falan da diyor işte. Roket, füze, müze. Zaten izlemişsinizdir. Muhtemelen kurguda koymuşumdur. Daha buna benzer pek çok aşağılık söylem de bulunuyor. Ya senin cevap videonda söylediğin şekilde söyleyeyim. Bu ülkede o kadar cahil insanlar ne yazık ki var ki bilir kişi yerine koyup dinliyorlar ve hala seni savunan da senin söyleminle cahiller var bu ülkede. Evet. O kısımda çok haklısın. Bu ülkede cahil insanlar var. Sen bile değer görüyorsan %100 katılıyorum bu söylemine. Bunu geçtim. Şimdi şunu söylemek istiyorum. 13-14 yaşında bir çocuk. Açık giyinmiş. Vurdura vurdura büyütmüş. Yok roket, yok füze. 13-14 yaşında olduğunu söylüyorsun. Sapık mısın sen? Sen pedofili misin? Bakma. Bakma abi. Bakma ya. Sen o gözle ona nasıl bakarsın da bu tarz betimlemeler yaparsın. Bir de gelir bunu cevap videomda açıklarsın. Yok size de denk geliyordur. Hadi abi hadi rezaletsin. Ki farz edelim. Bak farz edelim. 13-14 yaşında falan da değil. 25-30 yaşında. Hatta 40 yaşında. Ve çok açık giymiş. Sana ne lan? Sana ne oğlum? Sana ne? İnsanlar istediği gibi giyinirler abicim. Bakma. Sana mı giyiniyor? Çevir kafanı. Ona mı bakmak zorundasın? Bakıyorsan sorun sende baba. Millete bok atma. Ki mevzu eğer 13-14 yaşında küçük bir kız çocuğuysa çocuk lan çocuk. Ne açık giyinmesi. Ne anlatıyorsun sen? Sapık herif. Bak şöyle bir mevzu da var. Senin hakkında Beyaz Kurt'un çektiği videoyu da izledim. Oradan da zaten bazı şeyler ekledim videoya. Twitter'a düşmeyen bazı mevzuların da var. Ecem Hotoğlu diye bir mevzu vardı tamam mı? Ben 94'lüyüm. Ben sosyal medyada o dönemlerde vardım. O mevzuyu hatırlıyorum. O kız da mesela küçük bir kızdı. O kızın da ifşası düşmüştü sosyal medyaya. Eski sevgilisi tarafından diye hatırlıyorum. Sen mesela onunla alakalı da paylaşım yapmışsın işte. Demişsin ki onun bilmem ne yapayım onun yüzünden bilgisayarıma virüs bulaştı. İlgili videoyu indirmeye çalışıyorsun baba. Tamam. 13-14, 14-15, 16-17 yaşında. Var Var sende bu yani. Hiç cevap videonda ıvırıp kıvırma. Yok öyleydi yok böyleydi. Geç onları. Geç. Direkt geç onları sen. Öyle bir dünya yok. Şimdi gelelim bir diğer konuna senin. Bu seks hikayeleri mevzusu var. Eski bir kız arkadaşınla yaşadığın a eksi anlatıyorsun videonda. Tamam. Orada betimleme tarzın falan filan. Bakın hatta gelin o kısmı bir izleyelim. Ondan sonra ben konuşayım. Neyse baba bu aralar formdayım. Odun gibi. Bildiğim kol gibi ya. Kız var ya koluyla böyle kıyaslıyordu. Yemin ediyorum şu bileği var ya. Kızın şurayla şurayla aynıydı neredeyse. Neyse baba buna bir dayadım bu bir bağırdı. çok içinden. Çocuğum da varmaya başladı tamam mı? Saçından tuttum bunu tamam dudağına yapıştım. O esnada arkadan gidip geliyorum tamam mı? Bir yere kadar dayandı bir yerden sonra elimi ısırdı. Elimi ısırdı bağırdı dedi bak bağırırım imdat teyavuz ediyorlar diye tamam mı? Çıkar çünkü içinden dedi tamam mı? Dedi. Tamam dedim bağırma uzak ol çıkar tamam mı? Şimdi dayı, şimdi baba, şimdi bilgi adam ve izleyicilere iki tarafa da söyleyeceğim. Ya daha doğrusu izleyicilere demeyeyim bugüne kadar izleyenler çünkü hepsi suçludur anlamına gelmesin. Bilgi adam ve onu savunanlar tamam Onun gözünde adam gibi adam olanlar öyle diyor ya videolarında sürekli. Kibarca şunu söylüyor benim yanımda olanlar adam gibi adamdır. Beni eleştirenler eleştirenler. Leştirenlere saygı duyanlar, inananlar, arkasından gidenler soytarıdır, şerefsizdir, haindir. Bu güzel ülkeyi kirletiyorlardır. Cevap videonun zaten full bu üç sözle geçiyor. Şimdi bu bilgi adam sizin bu takip ettiğiniz dayı çok delikanlı olduğundan, çok adam olduğundan, çok kral bir insan olduğundan, adam gibi adam olduğundan bahsediyor sürekli. Şimdi bakın çok sokak tabiriyle konuşacağım. Lütfen beni bağışlayın ama onların dilinde konuşmak istiyorum. Delikanlı adamlıkta bir kadınla yaşadığın özel bir şeyi Anlatmak var mıdır bilgi adam? Bak çok basit bir soru bu. Hani rajon sahibisiniz ya, hani çok delikanlısınız ya adam gibi adamsınız ya. Ben soruyorum delikanlı adam bir kadınla yaşadığı özeli böyle anlatır mı videolarda? Yok oradan girdim şuradan çıktım kol gibiydi odun gibiydi vesaire vesaire saçma sapan iğrenç iğrenç sapık sapık cümleler. Yani Hikayeni YouTube'da anlatmak delikanlılık mıdır? Ha, çok basit bir soru bu arada bu. Ha, delikanlılık diyorsan okey, benlik problem yok ama ben sokak raconunu bilirim. Bu delikanlılık falan değildir, daha ağır bir şey söylemeyeceğim sana. Ki cevap videosunda da diyor ki bu, bana göre edepsizlikte zirveye ulaşmış, nirvana yapmış bilgi adam isimli abi, dayı artık ne diyorsanız. Efendim işte benim kız arkadaşım ya, kim karışabilir? Karışan yok baba zaten, istediğini git yaşa, sorun yok bunda. Sadece bunu ne anlatıyorsun? Yani niye bize anlatıyorsun abi bunu? Niye YouTube'da anlatıyorsun bunu? Kim sordu sana kız arkadaşınla yatakta ne yapıyorsun diye? Kimi ilgilendirir bu? Anlatman etik midir? Her zaman iyi bir soruyorum. Adamsın ya. Hani insanlar soytarı ya, insanlar şerefsiz ya, insanlar bu ülkeye yakışmıyor, bu ülke kirleniyor ya. Bu ülkeyi insanlar kirletiyor ama sen bir kadınla yaşadığın yatak hikayeni anlatınca kirlenmiyor değil mi? Mis gibi kalıyor bu ülke. Ki bak senin bu kadın muhabbetin sadece bu kız arkadaşın özelinde de değil. Senin kadınlar hakkında hatta anneler hakkında çok ağır, çok terbiyesizce söylemlerin de var videolarında. Yani senin bu arada birileri dürterek fazlaca ifşanı çıkarmak istese sen çok kolay bir lokmasın. Çok böyle bir efor sarf etmesine, çok bir yol almasına, üzerine çok çalışmasına falan gerek yok. Zaten 10 videonun 8'inde fail var senin. Ha, bunlar niye bugüne kadar ortaya çıkmadık? Çünkü büyük bir kitleye ulaşamıyordun. Testo gelip seninle milyon izlenen bir içerik çekince sen kıymete bindin. Kurcalandı bir şeyler. Twitter'a düştün, oraya düştün, buraya düştün. Eğer sen normalde zaten çok alıcısı olan bir kanal olsan senin bu iğrençliklerin bundan önce de çıkardı ortaya. Yani cevap videonda diyorsun yani ya, birileri yükselince hemen birileri çıkıyor ve önünü kesmeye çalışıyor. Kral yükseldiğin falan yok. Yok öyle bir şey yok. Ki birileri önünü kesmeye de çalışmıyor. Sen yükselmemesi gereken ve yükselemeyecek bir adamsın. İnsanlar da senin yükselmemen gerektiğini söylemişler. Yoksa kimse önünü falan kesmeye çalışmıyor senin. Ki zaten demin dediğim gibi kimsenin özel olarak uğraşmasına falan da gerek yok. Her şey ayağın beğen ortada. Gelelim şu kedi soba mevzusuna. Bak bu konuda çok büyük yalan söylüyorsun ama az vuracağım sana buradan çünkü farklı yorumlanabilir. Tamam mı? Buradan sana az vuracağım. Peşinen söylüyorum. İlgili paylaşımda bir insan sana şey diyor sen işte gençken küçükken artık neyse kedileri hiç sevmezdin onları kovalardın onları vururdun onlara vururdun ya da işte burası çok bilinmez çok net değil orası şimdi nasıl böylesin falan filan sen de diyorsun ki hakikaten ya ben şöyle yapardım sobaya atardım cart yapardım curt yapardım Allah affetsin şimdi bu paylaşım doğru abi sen de zaten yalan demiyorsun. Şimdi bu paylaşım doğruysa yani resmin bütünü doğruysa sen çünkü kırpılmış demişsin bütünü de var. Bütünü doğruysa sen gerçekten kedilere bir şeyler yapmışsın abi. Tamam mı? Gençliğinde. Çünkü yalan demiyorsun. Allah affetsin diyorsun. Ha soba muhabbetinde cevap videonda diyorsun ki soba işte sönüktü öyleydi böyleydi. Tamam buna bir şey demiyorum. Dediğin gibi olsun. Öyledir. Hani bir şey demiyorum. Gerçekten demiyorum orada. İma falan da yapmıyorum. Ama şimdi senin geçmişinde bir kedi düşmanlığın olmuş abi. Şimdi bunu neden söylüyorum? Çıkıp insanlara şey diyemezsin. Ben kedileri çok severim. Evren kediler için yaratılmıştır. Biz Onların yerini işgal ettik lanet olası insanlar kedileri benden çok savunan yoktur ben tam bir hayvan severim falan filan geç abi geç bak sen tipik bir yurdum insanısın tamam mı tipik bir yurdum insanısın sen Türkiye'de ne zaman bir insan bir şeyle suçlansa medya önünde o insanın ilk açıklaması şu olur bu, suçlandığı konuyla alakalı olarak saçmalamayın abi ben bunu en çok karşı çıkan insanım saçmalamayın ben bu konuda yıllarca uğraştım saçmalamayın ben şunu yaptım saçmalamayın ben bunu yaptım yok abi geç yapmışsın işte zamanında kıvırma senin gibi delikanlıya yakışmıyor. Tam dürüstçe de gençliğimde bazı hatalarım oldu. Allah affetsin. Bu SS ortaya çıkmış. Doğrudur. Ama o kedi videosu soba muhabbeti öyle. Bak ne diyorum soba muhabbeti dediğin gibidir. Ama geçmişi var. Yani o paylaşımı ortaya atanlara yok soytarı yok şerefsiz yok ülkeyi kirletiyorlar falan filan geç. Geç bunları. Geç çocuk kandırırsın anca geç. Bir de bu Testo Taylan konusu var. Zamanında Testo Taylan hakkında çok kötü söylemlerde bulunmuş. Öyle yapmış böyle yapmış. Cevap videosunda reddediyor. Hatta cevap videosunda biraz makaraya alıyor da bu konuyu. Bu konu hakkında ben konuşmayacağım bu arada. Bunu peşinden söyleyeyim. Çünkü beni ilgilendirmiyor abi. Testo'nun zaten bir kanalı var. Bir cevap vermek isterse o verir. Ki vereceğini de çok bilmiyorum ama zannetmiyorum. Çünkü zaten ilgili videoyu milyon izlenen onunla çekmiş olduğu videoyu kaldırması bir mesajdır. Hani bir hata yaptım ya da bilmiyordum o yüzden çektim mesajıdır. bunun üzerine ekstra bir şey söyleyeceğini çok zannetmiyorum ama varsa söyleyeceği bir şey de bu ortaya çıkan görüntülerden sonra. Zaten kendisi söyler. Yine kötü sözler. Şaşırtmayan sözler. O yüzden bu konuda üzerine ekleyebileceğim herhangi bir mevzu bulunmamakta. Bu arada unuttum sanılmasın bir deprem mevzusu var. Depremdeki insanlarla alakalı olan bir paylaşım var. O konuya girmeyeceğim bile çünkü girersem muhtemelen ben bu adamla davalık olurum girmeyeceğim. Hiç girmeyeceğim o konuya. Cevabında yine her zamanki gibi cevap videosunda kıvırmış. Ben o konuya hiçbir şekilde girmeyeceğim abi. Tamam ben 99 depreminde İzmit'teydim. Hatay depreminde daha doğrusu Hatay'ı da etkileyen o büyük depremde 4-5 gün, 5-6 gün belki 3-4 gün babala da sabahladım. Orada birçok telefona çıktım. Birçok acılı insanı dinledim, duydum. O yüzden o konular çok hassas konular. Oraya girip sakin kalamam o konuda. Yani açık açık söyleyeyim. Yani bugüne kadar pek çok iğrençlikte pek çok kez sakin kaldım. Ama orada davalık oluruz. Girmeyeceğim o konuya. O yüzden o konuyu geçiyorum. O deprem konusunu zaten biliyorsunuzdur. Yorumlarda o konu hakkındaki fikirlerinizi siz istediğiniz gibi söyleyebilirsiniz. Ama ben o konuya dediğim gibi girmek istemiyorum. Şimdi videoyu kapatmadan önce bu konu özelinde benim söylemek istediğim bazı şeyler var. Bu söyleyeceklerim sadece bu bilgi adam rezaletine özel şeyler değil. Genel bir sosyal medya eleştirisi olacak aslında. Hatta kitle eleştirisi desem daha da doğru olabilir. Son yıllarda ne zaman bir tane adam çıkıyor, kadınları itham ediyor, erkekleri itham ediyor, olayları itham ediyor, bir şeyler yapıyor, inanılmaz ilgi görüyor. Bak bu rapçiler için de geçerli, TikTok'ta içerik üretenler için de geçerli, bu YouTube'a video çekenler için de geçerli. Nerede bir barzoluk varsa ilgi görüyor. Son 2-3 senedir. Hatta geçtiğimiz günlerde bir eleştiri okudum. Yanılmıyorsam X'te okumuştum. Şey diyorduk, eskiden erkeklerde okumuş olmak, iyi bir eğitim almış olmak çok çekici bir şeydi, e, cazibeli bir şeydi. Fakat günümüzde kadınlar sağ sabıka kaydından hoşlanıyor diye bir X'de paylaşım okudum. Yani çok doğru demeyeceğim ama anlatılmak istenen mesaj gerçekten çok doğru. Bak bilgi adam konusu da buna benzer bir şey. Bir tane adam çıkıyor kadınlar hakkında, olaylar hakkında, küfürlü, argolu, ayı gibi bir şeyler anlatıyor. Ve buna vay be baba ne konuşmuş be, baba gene kitabı ortasından okumuş be, öyleymiş be, böyleymiş be diye saygı duyan insanlar oluyor. Kral ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz abi? Bak iki tane kadına küfür ediyor bir olayda. Yorumlara gidiyorum. Kral alel olsun kadınları çok iyi özetlemişsin. La oğlum sizin anneniz yok mu? Sizin kız kardeşiniz yok mu? Bu adam sadece tanımadığınız kadınlar hakkında mı konuşuyor? Genelleme yaptığında sadece tanımadığınız kadınları mı genelliyor? Sizin annenizi genellemiyor mu? Kız kardeşinizi genellemiyor mu? Mesela bir tane videosunda kadınlar hakkında işte daha doğrusu anneler hakkında çok saçma sapan bir söylemi var. Ya orada o söylemi söylediğinde genele vurduğunda sadece dışarıdaki anneleri mi kastediyor? Hani sen hiç kendine mesela şey demiyor musun? Ulan benim de bir annem var bu ne biçim konuşuyor falan değil diyor musun? Deyin abi. din. Bu kadar ilgi merkezi olmasın. Ha ülkemde bu kadar çok dizi, film yapılırsa, bu kadar reytinglerde rekor kırarsa e, alttan gelen jenerasyonda bunlara hayran büyür. Yazıklar olsun abi. Ne hale geldiniz ya? Cidden bak eskiden televizyonda mesela bazen işte bir uzman çıkardı, bir profesör çıkardı, bir tiyatrocu çıkardı, bir oyuncu çıkardı. Böyle güzel Türkçe ile konuşurdu. Edebi konuşurdu ve insanlar etkilenirdi bundan. Bak ne güzel okumuş kadın, ne güzel okumuş adam, ne güzel konuşuyor. Kültür seviyesi eminiz ki iyidir falan derdi. Şimdi bir tane rap şarkısı çık ...onu asacağım, bunu keseceğim, şuradan şeyimi getir... ...buradan bunu mu getir, cazibe merkezi oluyor... ...bak inanılmaz ilgi görüyor... ...yani çok enteresan... ...nerede argo konuşan var, nerede kaba saba konuşan var... ...şu anda kral ya sosyal medyada... ...gerçekten böyle bu arada... ...yani bakıyorum abi Spotify'da mesela açıyorum... Türkçe rap listesini. Ona koyacağım, buna koyacağım, şuna da koydum, buna da yarın koyacağım falan. E direkt ilk onda başlıyorsun zaten popülerde. Cinsiyetçilik hat safada. Birçok şarkıda, birçok paylaşımda. Hadi müziği bıraktım. TikTok zaten inanılmaz bir yere dönüştü. Ya inanılmaz bir çukur TikTok. Ya gerçekten sosyal medyanın söylemeyeceğim neyi olduğunu da öyle bir yere dönüştü iyice. Zaten öyleydi ama hepten ona dönüştü. Abi birazcık kibarlıktan, naziklikten, temizlikten, iyi Türkçeden, karşı cinsi olan saygıdan, sevgiden yana oldun. Tamam bu tarz insanların sizin hayatınıza katacakları hiçbir şey yok. Siz bu adamdan hiçbir şey öğrenemezsiniz. Bu adam ne biliyor da size bir şey anlatacak. Hadi bir şey biliyor. Onu güzel bir dille anlatabilecek bir adam değil bu adam size. Böyle adamların bir yerlerini kaldırmaktan, böyle adamları kendini değerli hissettirmekten vazgeçin. Yoksa sonuçları böyle olur. Bir tane cevap videosu çeker. Sen soytarısın, sen hokka bassın, sen öylesin, sen böylesin. Sen bu güzel ülkeyi kirletiyorsun, sen şuna uymuyorsun, sen buna uymuyorsun. Geç bunları. Geç direkt geç bunları. Çok duyduk biz bu sözleri geç. Geç abi geç. Videonda anlatmak istediğim mesaj şu zaten ilk 15 dakika aynı şeyleri tekrarlıyorsun papağan gibi. Beni eleştirenler şerefsiz arkamda durun. Adamlar adamların arkasında durur. Adamlar onun arkasında durur. Tamam adamlar senin arkanda falan durmaz. Senin tabirinle sokak tabiriyle gerçekten adam olanlar bir kadınla yaşadığı özelini videoda anlatan bir adamın arkasında durmaz. 13 yaşında bir çocuk için o sözleri kullanan bir adamın arkasında durmaz. Anneler hakkında kadınlar hakkında senin gibi cümleler kuran adamların arkasında durmaz. Tamam? Senin gibiler için söylüyorum. Adamı adamlıktan çıkarırlar sokakta. Bunu en iyi sen biliyorsun. Ya da biliyorsundur. Rol yapmıyorsan eğer. Tamam o yüzden geç bunları. Evet bilgi adam konusu bu şekildeydi. 35 tane cevap videosu da çekse bomboş bir çar Hayatımın hiçbir yerinde bana denk gelmedi. İyi ki de gelmemiş. Bu videoyu çekeceğim diye izledim. Bir baktım olaya ne anlatıyor diye. Tahmin ettiğim gibi boş bir hesap. Son yıllardaki sosyal medya çukurunda oluşmuş bir insan. Sert bir video oldu farkındayım. Fakat bu video sert çekilirdi arkadaşlar. Lütfen kusuruma bakmayın. Eğer beni desteklemek isterseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğen lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.